Haftanın başından beri talepleri ve eleştirileriyle rakiplerine soğuk terler döktüren Hülya Hanım'ın temizlediği salon işte karşınızda. İlk geldiğimizde oldukça dağınık ve pis olan salonda her işi birkaç kez yapan yarışmacımız yerlerden koltuklara, borulardan peteğe her yeri parlatmaya çalıştı. Hülya Hanım'ın her zaman söylediği gibi cam ruj sürülebilecek kadar temiz oldu mu bilmiyoruz ama salondaki ufak tefek eksikliklerin rakiplerinin gözüne batacağı kesin. Saatlik süresinin yarısından fazlasını mutfak temizliğine ayıran Hülya Hanım, bu küçük savaş alanını derli toplu bir mekana dönüştürmeyi başardı. Elemini kederini mutfakta atan yarışmacımız, camları ve fayansları da atlamadı. Tepeden tırnağa yağ bulanmış mutfağı ışıl ışıl yaptı. Çoğu yarışmacımız gibi Hülya Hanım da kronometremiz son 15 dakikayı gösterirken banyoya girebildi. Banyo dolabından armatürlere kadar her yeri parlatmaya kararlı yarışmacımız özellikle klozeti temizlerken çok zorlandı. Saçlardan tıkanmış giderse Hülya Hanım için ayrı bir sınavdı. Bakalım rakiplerinin korkulu rüyası Hülya Hanım finalde kimden kaç puan alacak? Haftanın üçüncü gün finaliyle karşınızdayız. Koşturduk, çabaladık. Üçüncü gün temizliğimizi Hülya ile bitirdik. Hülya'nın eline koluna sağlık. Teşekkür ederim Kadir Bey. Hülya, bugün kendinden geçtin. Kesinlikle. Koştuğunu atladın, zıpladın, kovaladın. Evet. Yağlı bir mutfağa denk geldin. Evet. Peki ne diyorsun? Girmediğim yer kalmadı. Elim değmediğin hiçbir yer kalmadı kesinlikle. İddialıyım. Hala bir iddialıyım. Hülya'nın temizliği bu diyorsun. Kesinlikle bu. Peki iki gündür yapılan temizlikleri gördün. Evet. Ben o iki günkü temizliklerin üstüne kat be kat temizlik yaptım diyebiliyor musun? Dört kat yaptım. Dört kat temizlik. Evet. Yaptım. Peki bakalım arkadaşların da aynı fikirdeler mi? Eksikler nelerdir? Tabii ki. Ersin senden başlayalım. Evi gezdin, sabahki halini de biliyorsun. Evet. Hülya elini sürdükten sonra nasıl oldu? Buyur. Her şey güzel gidiyordu geldiğimde. Evet. Fakat evet. En son temizliği bitirdikten sonra geldiğimde hiçbir şey de aslında öyle değilmiş. Evet, elini her yere değmişsin. Evet. Değmeye çalışmışsın. Kesinlikle. Güzel. Ama hala şöyle bütün örümcek ağları duruyor. Evet, ona zaman bütün yetmedi. Yağlar duruyor. Nerenin yağları duruyor? Mutfağın yağları duruyor. Senin mutfağın olmuş olsaydı aynısını yapabilir miydin? Göreceğiz. Peki o kız nereye gitti? O koşuşturma nereye gitti? Yağlar duruyorsa? Ben bilmiyorum galiba. Tezgahın üstünde yere atlandım. Yere attım kendimi. Beni ilgilendirmiyor burası. Beni ilgilendirmiyor. Bu evde bütün çekmeceleri gördün mü çekmeceyi? Çekmeceyi söktüm. İçine varıncaya kadar silip söktüm. Geldiğimde çekmecelerin içinden temizlerle kirlileri ilk önce ayırıyordun geldiğimde. Evet. Sonra onların birlikte yıkadım. Hepsini yıkadım. Öyle mi? Evet. Dış ses gördü. Gerçekten evet. Gördü. Bildiğin evet. Poşetin dışarısı böyle yağlı, kaplı bir şekilde kırmızı evet. Poşet. Evet. Hop gömmüşsün içeriye. O bana ait olan bir şey değil ki. İçinde ne var? Bütün çekmecelere girdim. Bütün çekmecelere girdim. Tutacağın içinde maydanoz duruyor. Olabilir. Olabilir. Hani benim yıkadın? Bu evde giremedim hiçbir şey kalmadı. Hani yıkamıştın? Onu demiyorum. Sen bütün kaşıkları gördün mü? Bütün bulaşıkları gördün mü? Bak üç gündür biz yarışıyoruz değil mi? Evet. En pis ev bana denk geldi değil mi? Ama biz evleri yarıştırmıyoruz, temizliğimizi olsun. Yarıştırıyoruz. Benim girmediğim olsun yer kalmadı. Bir şey yok. Benim girmediğim yer çok yer kalmış. Benim girmediğim yer çok yer kalmış. Ya nasıl kalmadı? Ben yerde görüntü hala o zaman camım orada. Çok var Emineciğim, birazdan yorum yapacaksın. Şu havalandırma ne diyorlar ya? Bana soru sor, bir cevap verdim. Ben konuşuyorum şu an. Ersin, peki diyor ki bak Hülya her yere elimi sürdüm diyor. Her yere elini sürmüş ama temiz olmuş mu? Olmamış. Koltuğun altında örümcek duruyor, burada örümcek duruyor. Banyo ona zamanım yetmedi. Nasıl elindeydin o zaman? Benim elimde elimdeki yer kalmadı. Sadece bu örümcek ağlar. Evet haklısın. Evet benim elimin değdiği yer kalmadı ama sadece buraya değmedim. Sadece oraya değmedim ama elimin ettiği her yere değdim. Sen seninle benimle ne derdin var? Ben bir derdim yok. Sen beni çekemiyorsun. Çünkü sen Hülya olamazsın. Sen Hülya olamazsın. Ben Hülya olmam zaten. Sen olamazsın mümkün.
Allah'ım şükürler olsun ki olmuyor. Ben emeğimin hakkındayım, hala da arkasındayım. Bir şey diyeceğim Hülya'cığım. Ben yaptım, fazlasını bir yaptım. Bir saniye, Ersin niye Hülya olmak istesin ki şimdi? Yani? Ben Ersin'im zaten. Geldiğimden beri bunlar dörtüsü tamam mı grup olmuş, bu arkadaşı hariç diyorum tamam mı? Şimdi göreceksin. Onlar beni çekemiyorlar. Sana mı yükleniyor? Biz senin ne olduğunu anlamadık ki seni çekemeyelim. Arkadaşım yükleniyorsun. Senin ne olduğunu anlamadık ki biz. Hülya, benim seninle alıp bir... Biz yarışmaya geldik. Benim seninle alıp veremediğim şey. Yok. Çok pardon Hülya'cığım. Elim değdi diyorsun, neden ki zamanım yetmedi. Bak bana bak, bana gözümün içine bak. Sakin ol, sakin ol. Sesimizi yükseltmiyorum. Okay. Yorum ya. Sen Ersin'in yaptığı yorumlarda haksızlık görüyor musun? Kesinlikle haklı. Peki tamam. O zaman Ersin'i... Önce vicdanına koyarak ama. Peki Ersin'e sormak tamam. istiyorum. Tamam. Ersin, mutfakta bana bariz şurası yağlı kalmış dediğin bir yer var mı? Evet, söyle. Evet, davlunmaz. Yağlı duruyor. Neresi? O davlunmaz. Tarihi davlunmaz elim var yetişmedi. Orada. Elim yetişmedi. Ama fayans, onun arkasındaki fayans da duruyor. Hangi yağlı duruyor ya. Arkadaşım duruyor, gerçekten duruyor. Niye yalan söyleyeyim? Ondan sonra arkadaşım, efendim... Arkadaşım benim ev bu evde elim değmedi hiçbir yer kalmadı. E tamam, bak, göreceksiniz. Kız tamam onu sek elin değmedi. Hayır, zaten temizlik yapamazsın. Hayır, siz bana üçünüz bir almışsınız. Üçünüz bir almışsınız. Yani alaka. Bir saniye daha ödüllerinden yorum dinlemedik. Kesinlikle de izin vermiyorum. Sen haksızlık yapma şansın sıfır. Ben buna kesinlikle müsaade etmem. Okey, kalk gidelim bakalım. Yapamazsın. Yapamazsın. Hayır Kadir Bey. Tamam, ama bak sakin olman gerekiyor. Biz bugün ev sahibiyiz. Çünkü ben yaptım, elimden gelenin fazlasını yaptım. Banyodan emin misin? Ben 5 dakikada durmadım. Bana cevap ver. İhtiyaç molasına bile gitmedim. Banyodan emin misin? En son dakika 15 dakikanın içerisinde. Perde değebildin mi? Evet, elim geldi. Perdenin içindekiler ne? Perdeyi hatta dedim ki çıkartacağım, zamanım yetti. Havalandırmanın oradan akan siyah su ne? Hala duruyor. Ya geç onu sen ya. Sen beni çekemiyorsun. Ben onu ne yani ne alaka? Ne ya alaka? Ya puanla kırmaya çalışıyorsun. Kabul etsene. Ben izin peki vermem. Söylediği kesinlikle. Yerler yalan mı? Kesinlikle. Yalan. 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 İki gün boyunca arkadaşlarımızı eleştirdi. Fakat kendisini eleştirmemize asla izin vermedi. Madem ki eleştiriye açık değildi, neden geldi? Ben şu an elimi bir açtığım damarlarım görünüyor. Bak ben senin yerinde olsam. Bak ben senin yerinde sildim. Olsam. Adamın gardolabını varıncaya kadar sildim. Gardolap. Bavulumu bile sildim. Tamam bak bir saniye. Hayır. Ama sakin olmazsan yorum alamayız. Sakin olmamız Hülya, gerekiyor. Ben senin yerinde olsam şunu söylerim. Evet elim her yere değdi ama zamanımın yettiği kadar değdi. Evet. Evet örümcekleri alamadım. Bu demektir ki benim elim oraya değmedi. Ben onu kabul ediyorum. Ben onu kabul ediyorum. Ama yetmedi. Diyorsun ki benim elim her yere değdi. Değmedi kan. Bak şunları hepsini sildim. Doğalgazımı her yere. Yani aklına ne gelirse her yere girmişim ben bu evde. Mutfağında herhangi bir iktisatçı şey adam başka gördün mü? Bir eve gittiğinde ev sahibinin temiz ya da kirli olduğunu nereden anlarsın? Tuvaletinden. Şu anda o temizlik ben tuvalette var mı? Elimi yok. Bile... Yok. Ben tuvalette elimi bile kestim. Bak şu an bir göstereyim. Hepimiz kestik. O doğa. Kesmek ayrı bir konu. Peki, ama ben her şeyi yaptım. Ben fazlasını yaptım. Peki Ersin, senden sonra puanını almayacağım. Herkesin puanını toplu olarak alacağım. Herkes bir anda açacak puanını. Yorumunu yaptın. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Gizem senden devam edelim. Saf dışı bırakmış seni Hülya. Diğerlerine katmıyor. Ama içi temiz kadınım. Gizem ben yorumunu alacağım. Yorumunu dinleyelim ona göre cevap verelim. Bak söylediği yerler doğru mu yanlış mı onu bir düşün. Tamam. Sildiğim silmediğini düşün. Tamam. Gizem buyur. Hülya abla eline koluna sağlık. Sağ ol canım. Şöyle başlamak istiyorum. Camlar dedin iki gündür. Evet. Camda kendimi bile göremedim. Rujumu geçtim kendimi bile göremedim. Onu ben göremedim söyledim. Yani. Göremedim. Şu camı açayım mı? Aç. Biz zaten gördük açmana gerek yok. Yok açayım hep beraber görelim. Ben de gördüm. Ya bir Allah aşkına şuraya bir baksana ben ya. Ben elimle karalım. Şu camın neyi var? Ben yaşıma kadar. Mutfağın camın neyi var? Gördün mü? Altları şu metresi gördün mü? Neydi ismi? Ben onu bir havalandırmayı mı gördün mü? Bir kere ses sana dikkat et Hülya abla. Burada kimse sana yüksek sesle hayır, konuşmuyor. Hayır ben konuşma tarzı bu ya. Valla benim konuşma tarzı bu. Bir saniye camı gördünüz mü? Gördük. Bu cam senin olsaydı nasıl olurdu? Bu cam resmen dalgalar dökülüyor. Altta dalgalar duruyor resmen. Bak resmen dökülüyor. Bir şey demiyorum. Çerçeve diye bir şey kalmamış. Çerçevesine bir şey demiyorum zaten. Camından bahsediyorum. Sıfırdan cam taktıracak halim yok. Hülya bir şey söyleyeceğim bak şimdi. Camında bir şey yok. Güzel çok pardon. Bak sen çok güzel eleştiriyorsun. Tamam çok güzel eleştiriyorsun ama eleştiriye açık değilsin. Bak iki gündür sen de eleştirdin. Sana evet. Şimdi böyle bağıran oldu mu? Hayır. Ama bak sen şimdi... Ben farkındaysan iki gün konuşup ben sana ne dedim? Benim ses tonum dedim yüksek. Ama eleştiriye tamam, açık yüksek değilsin. Tamam yüksek de bak güzel bir yorumunu yapsın. Hayır, bir yorumu tamam. Bitirmiyor. Tamam bitirsin. Siz zaten her şeye karışıyorsunuz. Tövbe. Tamam hadi gidelim sana bırakıyorum. Sonra kapılar dedin. Kapının bir tarafını silmişsin, bir tarafını silmemişsin. Zaten bu aradaki kapıya hiç dokunmamışsın. Evet, onu kabul edeyim. Dokunmadım. Mutfakta aynı şekilde kapın kaldı. Yoktu ama kenarları vardı. Oraya daha eline atmamışsın. Tuvaletteki aynı şekilde çıkmak kapıya zorunda dokunmamışsın. Kaldım mutfakta, evet. Priz dedim. Prizlerin hiçbirine dokunmamışsın. Bak şunu gördün mü? Gördüm. Bak kenarlarında kirler duruyor. Bak evet, akmış ama orada kirler. Bir an önce çıkmam gerekiyordu. 15 dakikam kalmıştı. Banyoya girmem gerekiyor. Bak, ben burada o banyo, hepimiz zamanla yarışacağız. 15 dakikanın içerisinde bak, ben o banyo 15 dakikanın içerisinde girdim.
Şu şifonun üstünü var ya, o kapağı bile söktüm, ben yıkadım. Anlatabildim mi? Temiz değildi ama. Ama yetebildiğim kadar, sürem yetmedi. Sonda kan kalmıştı. Tamam işte, herkese bu sıkıntı olacak Hülya abla. Bize 6 ama saat, sen 4 saat vermediler. Dedin ki şimdi ben bak, kusursuz yapacağım dedin. U dönüşü yapacağım dedin. Ya, ama R'yi takmış ya, geri gitmiş. Şu boruları varıncaya kadar sildim. Bak, ne yapmış bir saniye, ne yapmış, ne yapmış? U dönüşü yapacağım yaptım demişti. R yapmış, bak, geri geri gitmiş. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle yapmışsın. Hayır, ben hayır. Ben gördüğümü konuşayım. Hayır, ayrıca bavulu sildim dedim. Hayır arkadaşım, kesinlikle. Öyle bir şey yok. Ben yorumu bilmiyorum. Daha geri gitme, gel öne gel. Daha geri gitme. Gittik de gidiyor. Ay, kendimi biliyorum. Burada atlayacağım birilerine. Gerçekten atlayacağım. Nereye atlıyorsun ya? Sakin ol. Olamıyorum. Olamıyorum. Atlarsa çakırı da rahat dur. Burada ne emekle 5 dakika bile durdun mu? Ya hepimiz emek vereceğiz. İhtiyaç mı olasın diye gitmedim yani. Ben yemek bile yemedim. Ben de yemedim. Ben de yemedim. Hepimiz aynıyız eşimiz demek ki. Ama benim eşyalarım daha çoktu. Evin kutu gibi. Bu masayı gördüğün gibi var ya, altlı üstlü girdik. Sen televizyonda bile izleyeceksin. Altlı üstlü böyle. Evimiz girdik. Girme. Senin evinde ne vardı ki? İki tane böceğim vardı. Uslu bu ne dikkat eder misin? Senin banyonun... Havalıcığım var. Titriyorum ya. Pislik doldu. Sen kendi sandalyeni bak. Ama eksikleri söylüyor. Bak, Türkiye'de değil mi? Hülya'nın yapamadıklarını söylüyorum. Bence Hülya'nın uslubu böyle. Hiçbir şekilde değiştirmedi. Pazartesiden itibaren herkese karşı davranış şekli öyle. Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Güzel bir şey. Her yere girdim. Hülya'nın yaptığı temizlik. Tek kelimeyle özetlesene bana, tek kelimeyle. Niye sunmadın önüme bir şey? Bir şey bulmadığınız için, anladın mı? Ben sunacağım, sen merak etme. Sunabilir miyim? Sun. Görünen getir bakayım, ne görmüş istemiyor benim için. Evet. Bir şey sunmana gerek yok. Bir saniye, bize bir soru sordu. Getir, getirsin. Bak, o ben sözümün arkasındayım. Peki alsın gelsin, ispatlasın. Gizem'e soru sormuştum, cevabını almak istiyorum. Gizemciğim, Hülya'nın temizliğini tek kelimeyle özetler misin? Bana göre rezalet. 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 Siz benim hakkıma giriyorsunuz. Üç, dörtünüz bir olmuşsun. Benimle yarışıyorsun. Hülya abla, az önce üçüncüsü demiştin. Hayır, şimdi beni de kaldı. Ben kesinlikle kabul etmiyorum. Sen az kesinlikle önce Gizem'i benim çıkarttın. Hayır, sana bir şey söyleyeyim. Dörtünüz de benim rakibim olamayacaksınız. Olamadığınız için, anladın mı? Olmak da ben kazansam zaten ve kazanmasam, tamam, anladın mı? Olmak da istemem zaten. Kazansam ve kazanmasam. Olamadığınız için. Kadir Bey, benim konuşma tarzım bu. Ben kimse için değişmem, kusura bakmasın. Gizem'in dediği rezalet kelimesine o kadar katılmıyorum. Rezalet durumda değil. Yapmaya çalışmış ama olmamış. Yorumun arkasındayım kesinlikle. Hülya çünkü bu yorumu hak ediyordu.